Oraya da cevap vermek lazım. Elbette dünyanın sonu gelmeyecek. Yeni yasama yılının ilk icraatı meclis iş tüzük değişikliği olacak. Genel kurulda kadın milletvekilleri pantolon giyebilecek, iç tüzükte yer alan bayan ibaresi çıkarılarak yerine kadın ibaresi konulacak. Meclisin kadın vekilleri yapılacak değişiklikten memnun. Meclis 1 Ekim'deki yeni yasama yılına iç tüzük değişikliğiyle giriyor. Önemli değişikliklerden biri yıllardır alışılagelen bayan hitabı. Meclis bu Türkçe yanlışından döndü ve bundan sonra iç tüzükte bayan yerine kadın ifadesinin kullanılması kararlaştırıldı. CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka değişiklikten memnun. Bayan diye bir cinsiyet yok. Aslında insanlara bayan dedirten zihniyet daha çok kadın kelimesini ayıp, günah, cinselliği çağrıştıran bir kelime olarak algılayan zihniyetin bir uzantısıdır diye düşünüyorum. Onun için bunun yanlıştan dönülmek olduğunu, yani doğru bir uygulamaya geçiş yapıldığını düşünüyorum. Bir diğer önemli değişiklik yine kadın milletvekilleriyle ilgili. Artık meclis çatısı altında pantolon yasağı olmayacak. Kıyafet düzenlemesi CHP'nin engelli milletvekili Şafak Pavey'in yemin töreni sırasında etek zorunluluğu nedeniyle yansıyan bu görüntüler üzerine yapıldı. Hem iktidar hem muhalefet kadın milletvekillerine pantolon yasağının kaldırılması konusunda anlaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı pantolon kararına destek veren milletvekillerinden biri. Uzun zamandan beri kendi aramızda konuşuyorduk arkadaşlarla, yani niye pantolonda olmuyor diye. Bu dönem böyle bir teklif verildi. Bu dönem biz Tayyör'ün yanında pantolon ve ceketle de inşallah genel kurulda çalışmalarımıza katılabileceğiz. Türkiye